Sivriadna, herkese merhaba. Bugün 19 Ocak 2023 tarihinde gün haberleriyle karşınızdayız. Başta olmak üzere Almanya'da Direnişler Meclisi'nin oturum haklarının gaspına karşı başlayan direniş bu hafta 220. haftasında bugün Köln şehrinde Yabancılar Dairesi önünde eylem gerçekleştirildi. Ülkemize geçersek, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Mardin'de Irak plakalı bir araç seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla tarandı. Araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikan çatısında güneş enerjisi paneli montajında çalışan 21 yaşındaki T.B. dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Omega Motor'da Türk Metal'e üye oldukları gerekçesiyle 18 işçi işten atıldı. Cuma günü Türk Metal Sendikası Gebze Şube Yönetimi işçileriyle birlikte fabrika önünde basın açıklaması yapılacak. Hatay'da Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan tıbbi okulun geçen ay Ankara'ya tayini çıkması üzerine hastalar bir aydır mağduriyet yaşıyor. Kanser hastalarına doktor yok. Dünya haberlerine gelirsek sevgili seyirciler, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda iki Filistinli'yi öldürdü. Bu yıl öldürülen Filistinlerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye yükseldi. Hollanda'nın Utrecht şehrinde toplu taşıma çalışanları zam oranının iyileştirilmesi talebinin karşılanması üzerine ülke genelinde 2 günlük greve başladı. Peru'da Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifası ve erken seçim talebi düzenlenen gösterilerde can kaybı 53'e yükseldi. Genel İşçi Konfederasyonu yarın için genel grev çağrısı yaptı. Almanya'ya gelirsek sevgili seyirciler, daha öncesinde Devrim Tutsak Özgül Emre'nin de haberini yapan Alman Solcu Radyosu Dreieckland'ın Freiburg'daki basın evi ve emekçilerinin evi dün sabah saatlerinde polisler tarafından basıldı. Evet sevgili seyirciler, şimdi haberlerimizin sonuna geldik. Videomuzu bitirmeden önce ayrıca burada bir çağrıda bulunmak istiyoruz. 22 Ocak itibariyle Almanya genelinde 25 şehri kapsayan bir uzun yürüyüş başlayacak. Tüm halkımızı ve izleyicilerimizi bu uzun yürüyüşe desteklemeye çağırıyoruz. Uzun yürüyüşün ilk faaliyeti 22 Ocak 2023 tarihinde Köln'de başlayacak. Takvimi ve daha fazla detayları bizim sitelerden takip edebilirsiniz. Bu uzun yürüyüş Almanya'da 129 yasalarıyla tutsak edilen İhsan Cebelik, Serkan Küpeli ve Özgül Emre için yapılmaktadır. Başta olmak üzere tabii ki tüm 129 mağdurları için ve 129 yasasının kaldırılması için yapılacak bu yürüyüş. Buradan da tekrar halkımıza sesleniyoruz, izleyicimize sesleniyoruz. Bu uzun yürüyüşe katılın, bu uzun yürüyüşü destekleyin. Evet sevgili Umut TV izleyicileri, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.